Gecesinde eş genel başkanımız Sayın Keskin Bayındır'ın da gelmesiyle, Ahmet milletvekilimiz Serhat Eren'in de katılımıyla biz köye bir ziyaret tekrar, yani çok kalabalık bir heyetle köye gitmeyi denedik. Köyün girişine kadar geldik, bu sefer müsaade edildi. Köyün girişine kadar gelindi. Ama burada işte askeriyenin işte herhangi bir sorun yok, yangın söndürüldü demelerine rağmen, köyün yangın olmasına rağmen bazı yerlerde hala küçük çaplı yangınlar vardı ve bu yangınların hani daha sonra hani kuru otların tekrar alevlenip buradaki halkın ekili arazilerine falan zarar verileceğini söyledik. Bize hani herhangi bir sıkıntının olmadığını, operasyonun durduğunu, işte yapılan bombardımandan kaynaklı bir yangının olduğunu ama müdahale edildiği söylendi. Biz en azından halkımızla bir temas kurmak istedik. Hani oradaki halkın durumu nedir? Psikolojik olarak çocuklar var, anneler var, yaşlılar var. Hani bunların etkilendiğini, en azından kendi partilerinin oraya geldiği, genel başkanlarının, milletvekillerinin oraya geldiğini kendi gözlerinle görmeleri en azından içlerini biraz rahatlatacaktı bu anlamda, ama maalesef buna müsaade edilmedi. Köye operasyon yapıldı ve köyde yaşayan masum halk, yani kendi evlerinde sadece hayvanlarını otlatan ve oradaki kendi geçimini sağlayan, yaşları 55'in üzeri ve 60'ın üzerinde olan yaklaşık 14 kişi. Yani bunların arasında birkaç kişinin yaşı ortalaması 30'larda ama geri kalan %85'inin yaşı 55 ve 60 yaş üzerinde olan ailelerimiz maalesef gözaltına alındı. 14 kişi gözaltına alındı. 14 kişi gözaltına alındıktan sonra bu bizim ÖHD'deki arkadaşlar, bizler işte gerekli girişimlerde bulunduk. Aileler gözaltında tutuldular 2 gece ve daha sonra işte mahkemeye çıkarttılar ve mahkemede kendilerinin serbest bırakılması yönünde bir karar verildi ve ailelerimiz serbest bırakıldı. Tekrar köye geri döndüler. Ailelerimizi ziyaret ettik. Hani durumlarını sorduk. Yani herhangi bir suçlarının olmadığı, neden gözaltına aldıklarını bile bilmeyen, hani neden gözaltına alındık, kendileri gelip köyde operasyon yapıyor. Orada bir bombardıman oluyor ama gözaltına biz alınıyoruz diye ifadelerde bulundular. Serbest bırakılmışlardı ama maalesef üzerinden 2 gün geçmeden hakimin verdiği karara savcılık itiraz edip tutuklanmaları yönünde maalesef bir karar çıkartıldı ve gözaltına alınan kişiler tekrar maalesef gözaltına alındılar ve bunların arasından 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bu tutuklananlar arasında 3 tane annemiz var. Anne diyorum çünkü gerçekten yaşlı annelerimiz, yaşları 60 ve 60'ın üzerindeki annelerimiz, eşleriyle birlikte, eşlerinin de yaşları ortalaması 60 üzerinde ve köy muhtarı ve diğer arkadaşlarla birlikte toplamda 9 kişi maalesef şu anda cezaevindeler. Bununla ilgili biz girişimlerde bulunduk. Ailelerimizin hani köyde yaşamaktan kaynaklı gözaltına alınmaları ve şu anda tutuklanmalarını kabul etmediğimizi söyledik. Çünkü sonuç itibariyle köy yaşamı ve oradaki kırsal alanda yapılan operasyonlar sonucunda kendilerini suçlu olarak görmek ya da verilen ifadeler hani niteliğinde hani tutuklandıklarını söylediler ama şunu göz önüne alması, bu insanlar köyde, kırsalda yaşayan ailelerimiz, kendi geçimlerini hayvancılıkla yapan, tarımla yapan ailelerimiz, bunlar zaten evlerinden ancak ahıra kadar ya da bahçeye inebilecek kadar güçleri olan insanlardan söz ediyoruz ki bunların fotoğrafları da basına yansıdı. Annelerimiz gerçekten hem yaşlı hem hasta, ellerinde ilaç poşetleriyle adliye koridorlarından maalesef şu anda cezaevine götürüldüler. Bu anlamda büyük bir hak ihlali olduğunu söylüyoruz. Gerçekten şu anda insanlık dışı bir uygulamanın olduğunu söylüyoruz. Ben bugün cezaevine de gittim. Daha doğrusu avukat görüşlerinde annelerimize çıplak aramanın dayatıldığı söylenmişti. Bu anlamda zaten bir çıplak aramayı biz kabul etmiyoruz. Yani hukuki anlamda da insani değerlere gerçekten onursuzca yaklaşılan bir durum. Avukatların bu görüşünden sonra ben bugün anneleri gördüm, annelerle görüştüm. Anneler evet söylediler. Biz ilk getirildiğimiz gün çıplak
aramamız gerektiğini, prosedürün bu olduğunu ve anneler o kadar masumane ki ilk defa gözaltına alınmış, ilk defa tutuklanan annelerden söz ediyoruz. Hiçbir şekilde bilmeyen, hani prosedür gereği onlara işte biz yapmak zorundayız, prosedür gereği budur deyip annelerimize yani çıplak aramayı dayatılmış ve annelerimizi çıplak bir şekilde aramışlar. Yani ben şey mantığı hani diyor ya 60 yaşındaki bir kadının çıplak bir şekilde aranmasını çok masumane bulmuyorum. Yani bu çok masumane değildir. Bunun hiçbir kadına, hiçbir erkeğe tutuklanma sırasında çıplak aramanın dayatılması bu insani bir insan olarak bir suçtur. Ve annelerimiz şunu söylediler. Biz kızım dedi, biz ve haliho mehveş şofeyetkir. Yani hani utandık. Yani biz soyunurken utandık. Çünkü dedi ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmemiştim. Ben diyor evde kolum şuraya kadar kaldıramazken hani utanırdım bir kolumu katlamaktan bile utanırken maalesef ben bugün dedi soyunmak zorunda kaldım ve soyunup o şekilde orada üzerimdeki kıyafetler arandı dedi ve anne gerçekten çok üzgündü bu anlamda ve gerçekten bunu vicdani olarak da ben bunun Türkiye'deki bu uygulamanın ne kadar insani değerlere aykırı olduğunu bir daha tekrarlamak gerekiyor. Ve annelerimizin şu sözü vardı, onu da söylemek istiyorum. Annelerimiz şunu söyledi, biz beyaz saçımız ve beyaz tülbentimizle bugün cezaevinde tutuluyoruz. O anlamda bizi burada yalnız bırakmayın, bizi bu adaletsizliğin yanında bırakmayın. Adaletin, hakkın, hukukun bir an önce kazanılmasını istiyoruz. Çünkü biz bunu hak etmedik dediler.